Trabzonspor'un Giresun'a gidiş görüntülerini ekrana getirmiştik. Taraftarlar da e, otobüsün önünü kesip e, takıma destek vermişlerdi. Mücadele öncesi bir Karadeniz derbisi izleyeceğiz. Özellikle tabii ki Trabzonspor Ligi oldukça iyi bir başlangıç yaptı ve e, devam ettirmek de istiyorum. Evet emin. İkinci kez söylüyorsun. Karadeniz derbisi diyorsun. Evet. Sevgili Giresunlar kızmasın, alınmasın kimse ama evet kağıt üstünde bir derbi. Yoksa Giresunspor Trabzonspor maçı derbi değildir. Denk değildir. Yani şöyle düşünelim, şöyle örnek vereyim. Biraz daha kızdıracağım belki insanları ama. E, Juventus'da Juventus'ta Torino. Juventus'un sezon hedefi. İtalya'da şampiyonluğa oynarım. İtalya kupasında şampiyonluğa oynarım. Şampiyonlar gibi de şampiyonluğa oynarım. Torino'nun sezon hedefi. Juventus'u yenerim. Giresun'da Trabzonspor denk değiller. Yani eğri otlarım doğru konuşalım. Bunda kırılacak, gücenecek bir şey yok. Giresun'un e, sezon başlangıcı ve sezon hedefleri Trabzonsporun sezon başlangıcı, sezon hedefleri, ligdeki durumları ve geçmişleri. Torino'lular da bu arada bize kızmasın. Adamların da 7 şampiyonluğu var yani. Evet, Kendi Emin Ruch adına Torinolulardan Torinolulardan da özür dilerim. Özür dilemek yok. Hedeflerden bahsediyor, mevcut durumlardan bahsediyor ve kağıt üstüne bir derbidir ama maçı e, maçın mutlak favorisi tüm eksiklerine rağmen Trabzonspor'dur. Futbol bu bambaşka şeyler olabilir. Ama Giresunspor Trabzonspor derbisi diyebilmem için benim Giresunspor'un Böyle bir 10 sene, 15 sene bir şey yapması lazım ki ben ona derbi diyebileyim. Yoksa Kasımpaşa Fenerbahçe maçı da derbidir. Ya bir kalıptır ama mesela evet, hani, da hani da yani. bunu... Kara Selçuktaş, de Kara de Kara Karagümrük, Karagümrük, Kara eee Beşiktaş maçı da dün derbiydi. Evet. Kağıt üstünde derbi diyorum ben de sana. Evet ama kağıt üstünde derbi. Tamam diyorum. peki mücadeleyi değerlendirelim <gülüyor> Şimdi <gülüyor> mücadeleyi söyledim ben sana olabileceğini. Kavramlara takılma. Hayır hayır. Ee, olabilecekleri söyledim. Ee, Trabzonspor'un önemli eksikleri var. Hatta bu eksikler e, milli arada ne olur Galatasaray maçına yetişir mi? Bunlar konuşuluyor bazıları Aynen. için. Ama e, Trabzonspor'un kadrosunda şu an o eksikleri doldurabilecek isimler var. Ha, Roma maçına bu şekilde çıksaydın 3 değil 13 yerdin derdim belki ama Giresunspor Giresunspor maçı için e, Ablo hocanın bahane üretebilecek bir durumu yok. Hatta Aynen. şimdi biraz önce Pereira'dan bahsederken bahane değil çözüm üretiyor derken sen bahane falan üretmeyeceksin. Sen çünkü o boşlukları işte Gervinho yok, Abdülkadir Ömür var. Abdülkadir yok, Yusuf Sarı var. Yani 18 yaşında, 16 yaşındaki çocuklara mecbur kalmıyorsun Hı. sen. Senin şu anda Giresun Spor deplasmanından 3 puanı alacak, alabilecek oyuncu grubun var. Bu arada bilgiyi de verelim. Cornelius'la Gervinho'nun milli maç arasında takıma katılmaları bekleniyor. Perez ve Trondsen ise 3 haftayı bulabilecek biriyle sen değil de o Perez'in yokluğu işte orada evet, sıkıntı evet. olabilir. Sağ taraf için sıkıntı evet. olabilir. Ee, ama zaten Trabzonspor geçen sezonlarda bunları yaşadığı için bu bu yaşanan durumlarda alternatif oyuncular da olsun diye baya e, bayağı bir transfer yaptı. Özellikle hücum bölgesinde çok sıkıntı yaşamaz ama savunmadaki zaten takım savunması henüz oturmadı. Zafiyetler yaşanıyor. Bir de oranın bel kemiği oyuncular Sakatlanıp e, kullanılamadığı zaman orada problemler olur. Bir bakalım evet, mı sakatlar olur. sonunda muhtemel 11 nasıl oluşmuş e, Trabzonspor'da onu da ekrana getirelim. Uğurcan, İsmail, Hugo, Edgar, Serkan, Berat, Bakasetas, Hamşik, Abdülkadir, Vakeme, Canini. Erkek. Belki oradaki e, Cornelius, Canini, Koyta üçlüsü ki üçü de ilk 11 oynayacak potansiyelde oyuncu. Hı hı. Belki orada bir planlamada e, arka tarafı. Çiflemek yapılabilirdi. Yani o planlama hatası sezon içerisinde bu sakatlıklardan sonra hani bunu biz belki bir ay önce söylemiyorduk ama sakatlıklar bize bir şey gösterdi. İsmail sol bek olarak düşünüyor muyum? Mecburum. Çünkü niye? Düşünüyor olsam Roma karşısında ben yeni aldığım sol bek'i oynatırım. Oynatmadım. Kimi oynattım? Tronsen'i oynattım. Niye? Burada zorunluluktan oynatıyorum. Serkan çok fazla böyle bir istiyor çocuk üstüne koymak istiyor. Geçen sene bir parlak dönemi hı hı. vardı ama Perez etkisi göstermesi pek mümkün değil ama her şeye rağmen biz Giresunspor Trabzonspor maçını konuşuyorsak ki Giresunspor'da 2-3 hafta sonra ben çok daha farklı bir iş çıkacağını düşünüyorum orada. Böyle transferler, geller, gitler, takım oturması biraz süreç alacak orada. Roma da elenmiş, Avrupa'dan elenmiş. Bu kadar yatırımı şu an sadece iki kulvara ki Türkiye Kupası turnuva olacak. Yönlendirmiş yönlendirilmiş bir Trabzonspor'un, Abdullah Hoca'nın bu maçlarda işte şu eksikten dolayı böyle oldu, bu eksikten dolayı böyle oldu deme lüksünün Yok. artık olmadığını Yok. düşünüyorum. Kritik bir maç. Niye? Diyeceksin ki ya ligin en üst başı neyi kritik diyebilirsin. Avrupa bitti mi? Bitti. Zinde tutardı Avrupa bu kadroyu. Hı hı. Çok istiyordum ben konferans ligine girmesi Trabzonspor'un. Çünkü hem sürekli evet, değiştirirsin. Evet. Kimsenin yüzü düşmez ben niye hı hı. oynamıyorum diye. Forma verirsin. Bol bol maç. Ee, şu açıdan önemsiyorum. Ora bitti. Şimdi buradaki iki haftalık çıkışını milyaraya girmeden önce 3'te 3 ile çıkarmasa e, o evet ya biz hala burada devam ediyoruz psikolojisinin e, çabuk geri kazanılması için önemli bir Trabzon spor açısından. Peki. farkındaysan biraz önce sevgili Yunus Emre Sel evet. anlattı bize. Trabzon'da Akçaabat'ta takım otobüsünün önü kesildi vesaire. Roma karşısında alınan 3-0'lık muhalebete rağmen ve elenmeye rağmen evet. taraftar takımın arkasında. Neden? Rakip Roma'ydı. Ve Trabzonspor çok kötü oynamadı. Aksine çok net pozisyonlar evet, buldu. Evet, Hı -hı. Evet. İçerideki maçı da, deplasmandaki maçı da kazanabilecek pozisyonlar buldu. Ama kırılma anları yaşandı. Mesela 1 bir birken buradaki maç, Türkiye'deki maç. Ee, Vakayev'in kaçırdığı bir pozisyon var. O gol olsa 2-1 Trabzon'a geçse başka bir hikayeden bahsedebilirdik. İkinci yarıda iki tane çok net pozisyonu harcayan Trabzonspor. Daha doğrusu kaleciyi geçemeyen bir Trabzonspor. Bir fikir onun bir an için pozisyonları. Ve arkasında kontradan gol yiyen Trabzonspor. Ama taraftar genel anlamda takımdan memnun. Evet. Ama sen Giresun'un deplasmanından puan kaybıyla dönersen o zaman başka şeyler Peki. konuşuruz. Avrupa kapanmış. Senin eksiğin yok. Peki. Şu evet, anda evet, olur. şu anda bu maçta Trabzonspor'un bir bahanesi olamaz. Peki çok teşekkür ediyorum. Ergin Aslan çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın geçen haftaki mücadelelerinin özet görüntüleriyle spor jansını noktalayacağız. Mutlu günler, hoşçakalın. Yani daha önceki yanlışlıklar bizim yanlışa, haksızlığa hatta adaletsizliğe izin vermemiz. Ya yani bir kere hakkını yemişim senin hadi bir daha yiyeyim ne olacak Ya da onu yedin senin de dönmez. yiyeyim. Dönmez. Şimdi o zaman ilk hafta, ikinci hafta ve hatta bu hafta bu kural doğrusuna sahaya çıkıp da puan kaybeden takımlara ne diyeceğim? Adam diyecek ki ben 11 yabancı çıksaydım. Marco Paşa'ya anlat diyor o da. Ben dinlemiyorum seni diyor. Bu çok yaşandı defa. Şimdi defaatle. Marco Paşa yerli statüsündeki Marco Paşa mı Mehmet Ağar oluyor yani. <laughs> güzel. Şimdi o, o bile sıkıntı. Hangi Marco? Güzel. Dinlemiyor <laughs> mu? Hattap bulamıyorsun orada yani. Bağır dur. Diyorsun ki ya 5 hafta böyleydi. 6. hafta bu kural geldi. Oyuna devam diyor yani. Ya, kural geldi diyorsun işte. Kuralı uygulaması gereken kurallı orada uygulayıcı olarak bulunan hakem sana üç yapıyorsa zaten çok konuşacak bir şeyimiz yok. İnşallah orada biz yanılgı vardır bir şey vardır ne bileyim yani yani bu muhtemelen bir, bir şekilde bir kayıtlara geçecektir e, zaten ya hoca beyanı olduğu zaten canım. Ilgili... Beşiktaş teknik direktörünün beyanı üzerine evet. biz burada yorum yapıyoruz. Tabii. İki defa hem Mikson'da söyledi hem basın toplantısında söyledi. Bu Sergen Yalçın beyanıdır. Bizim uydurduğumuz bir şey değil yani. Ya şu şu üç hareketi şey değil ki hani e, hocam e, üç gol olur falan demek değil yani bu. On kişi kaldı ama üç atarsınız hocam <laughs> falan. Biz de Beşiktaş'ın çocuğuyuz. Öyle herhalde. <laughs> Peki en azından şunu söyleyebiliriz herhalde bundan sonrası için netleşti. Evet. Böyle bir da odağa artık. Netleşti. Hata büyük, kabul. Ee, i̇nan bak çok çok adam bunu bilmiyordur orada o camiada. Ya yani bilmesi gereken e, çok kişi bunu bilmiyordur. Ee, şimdi Biz gü günah keçiliği fazla yerli mi? oyuncuya Gözüm, çok odaklandık. Gözünü seveyim ya. Bak bilmiyor. Şimdi ben hakemleri asalım keselim taraftarı bir adam değilim ama. Abi bir işi yapıyorsan onun kurallarını bileceksin. Ya abi. işte diyor ya çoğu bilmiyor. Değil? Olur mu? Da şey? Yani. Mesela şöyle bir hakem hayal edelim. Ben en uçta bekliyorum. En uçta bekliyorum. ileride takılıyorum. Kaleciyle muhabbet ediyorum. Top Heh. geliyor. Geliyor vuruyorum. Gol atıyor. Evet. Böyle